Tekrar merhabalar sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Programımızın ikinci bölümüyle sizinle birlikteyiz efendim. Programımızın birinci bölümünde mübalağa başlıklı konuyu verdik size. Bu bölümde ise ikinci bölümde el-istesna'u şeklinde yazılan ve bizim Türkçe ifade şekliyle, biçimiyle istisna diye adlandırdığımız konuyu çalışacağız. Arapça yazılışı itibariyle ve okunuşu itibariyle el-istisna'u. İstisna konusunun detaylarını şimdi size not ettireceğim inşallah. İstisna diye bir başlık atıyoruz not defterlerimize. Ve hemen şunu yazıyoruz. İstisna edatları şunlardır. İstisna edatları şunlardır. İlla, gayra, siva, tekrar ediyorum. İlla, gayra, siva, hala, hala, ada ve haşa. Ada ve haşa. Evet, toplam 6 istisna edatı kaydettiniz. İlla, gayra, siva, hala, ada ve haşa şeklinde. Siva'yı yazarken elif maksurayla yazmalısınız. Şöyle bir cümle yazabiliriz, şöyle bir cümle not edebiliriz. İstisna, bu edatlardan sonra gelen bölümü, İstisna, bu edatlardan sonra gelen bölümü, edattan önce gelen bölümün durumunun dışına çıkarmaktır. Hocam hızlı oldu, yazamadım. Yavaş söyleyeyim. İstisna, bu edatlardan sonra gelen bölümü, edatlardan önce gelen bölümün durumunun dışına çıkarmaktır. Sizin anlayabileceğiniz şekilde şöyle tarif edeyim. Burada zikrettiğimiz bu 6 edattan sonra gelen bir bölüm olacak. Bir de önce gelen bir bölüm olacak. Bu şu demektir. Yani bir bunların öncesi var, bir de sonrası var. Bu edatların bir öncesinde gelen bölüm var, bir de sonrasında gelen bölüm var. İstisna şu demektir. Bu edatlardan, yani istisna edatlarından sonra gelen bölümü hüküm bakımından önce gelen bölümün dışında tutmak demektir. Şu örneği kaydettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız zaman daha iyi oturacak zihninize. Daha rahat anlayacaksınız. Haracer ricalu minel mescidi İlla el imame. Bu örneği kaydedin lütfen sevgili dinleyicilerim. Haracer ricalu minel mescidi illa el imame. Haracer ricalu minel mescidi. İnsanlar camiden çıktılar. İnsanlar camiden çıktılar. Ya da adamlar camiden çıktılar. İlla el imame. Ancak imam çıkmadı. Bu cümledeki istisna edatı illa. İlla'dan sonra gelen bölüm el imame. El imam kelimesinin harekesinin fetha oluşuna dikkat edin. El imame. Peki illa'dan önce gelen bölümde bir hüküm var mı? Elbette bir hüküm var. Nedir bu hüküm? Haracer ricalu minel mescidi. Adamlar camiden çıktılar. Peki illa'dan sonra gelen el imame. Camiden çıkan adamların çıkma hükmünün dışında kalan bölüm. Yani imam çıkmadı. Ancak imam kaldı içeride. Öyleyse cümleyi şu şekilde topluca tercüme ederiz. İmamın dışında, imamdan başka, imam hariç, bütün adamlar camiden çıktı
şeklinde Türkçe'ye çeviririz. Haraca ricalu minel mescidi illel imame cümlesinin anlamı neymiş sevgili öğrencilerim? İmamdan başka, imamın dışında, imam hariç, bütün adamlar camiden çıktı. Cümlenin anlamı bu şekildeymiş. Peki not tutmaya, söylediklerimizi not etmeye devam ediyorsunuz. Şöyle bir cümle not ediyorsunuz defterlerinize. İstisna edatından sonra gelen isme müstesna denir. İstisna edatından sonra gelen isme müstesna denir. Bir diğer not. İstisna edatından önce gelen isme müstesna minh denir. İstisna edatından önce gelen isme müstesna minh denir. Müstesna ve müstesna minhu şeklinde yazılır Arapça olarak. Müstesna sin harfiyle. Müstesna iki s sesinden birincisi sin, ikincisi sa. Müstesna ve müstesna minh. Müstesna kelimesinin sonunda yer alan ve a sesini veren harf elif maksura. Yani ya biçiminde yazılıp a sesi doğrultusunda kendisinden önce gelen harfin utularak okunmasını sağlayan harf. Peki müstesna ve müstesna minh kavramlarının tanımlarını verdik. İstisna edatından sonra gelen isim müstesnadır. İstisna edatından önce gelen isim ise müstesna minh'dir dedik. Biraz önce örnek olarak kaydetmiş olduğumuz cümlede müstesna ve müstesna minh olan kelimeleri bulmaya çalışalım. Haraca ricalu minel mescidi illel imame cümlesini kastediyorum. Bu cümlede el imam kelimesi müstesnadır. El imame ismi müstesnadır. İlla'dan önce gelen er rical ise müstesna minh'dir. Biraz önce not ettiğiniz istisna edatından önce gelen isme müstesna minh denir şeklindeki tanım çok genel bir tanım. Yani şu anlamda genel bir tanım. İlla'dan hemen önce gelen isim şeklinde anlayabilirsiniz bu kaydettiğiniz notu. Ve bu cümlede müstesna minhi haydi bulalım dediğimizde bu not sizi yanıltabilir. Müstesna minh olan öğenin el mescid olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak şöyle bir şerh yapayım, şöyle bir açıklamada bulunayım. Müstesna minh diye adlandırılan, bu şekilde irab edilen öğe, İstisna edatından sonra gelen ve müstesna diye adlandırılan isimle doğrudan ilişki içerisinde bulunan isimdir. Doğrudan ilişkide bulunması şu demektir. Örnek üzerinde açıklama yaparak konuşacak, söyleyecek olursak. İstisna edatından önceki bölümde bir hüküm vardır. İstisna edatından önceki bölümde bir hüküm vardır. İstisna edatından sonra gelen ve müstesna diye adlandırılan isim, istisna edatından önce gelen bölümdeki hükmün dışında kalan bölümdür. Yani müstesna olan bölüm, istisna edatından önce gelen ve bizim birinci bölüm diye adlandırdığımız bölümde yer alan cümlede ortaya konan hükmün dışında kalan bölümdür. Adamlar camiden çıktılar. Ancak imam çıkmadı cümlesinde imam ve adamlar aynı cinsten kelimelerdir. Anlam bakımından. Yani birbirleriyle irtibatı olan iki kelime bu kelimelerdir. Bu iki kelimedir. El imam ve er rical. Dolayısıyla istisna edatından önce gelen isme müstesna minh denir şeklindeki tanım sizi yanıltmasın. Bunu şu şekilde daha açık hale getirebiliriz. Müstesna minh
cümlede söz konusu müstesnanın kendisiyle ilişkide bulunduğu, irtibatının olduğu ve hükmün üzerinde cereyan ettiği isimdir. Hükmün üzerinde vaki olduğu isimdir. Yani camiden çıkma hükmünün üzerinde vaki olduğu isim adamlar ismidir. O halde burada er-rical müstesna minh, el-imam ise müstesnadır. Peki bir başka örnek verecek olursak, konuyu daha rahat anlamanızı sağlayacak bir başka örnek verecek olursak, sadık kelimesinin bir erkek ismi olduğunu ifade ederek bu ismi bir cümle içerisinde kullanalım. Namel etfalu. Ne demek namel etfalu? Çocuklar uyudular. İlla sadikan. Ben cümlenin tercümesini vermesem, Türkçesini söylemesem, bu cümlenin anlamını çıkarabilir misiniz? Namel etfalu illa sadikan. Ben tercümesini söylemiyorum ve sizin bu cümlenin Türkçe anlamını tahmin etmenizi bekliyorum. Namel etfalu illa sadikan. Burada bakın bir hüküm var. İlla'dan önce gelen bölümde bir hüküm var. Nedir bu hüküm? Çocukların uyuması hükmü. Peki uyuma eyleminin üzerlerinde vaki olduğu, üzerinde gerçekleştiği isim hangi isimdir? El-etfal. Peki çocukların uyuması, uyuduğu şeklinde bir hüküm var ve illa'dan sonra gelen sadık bu hükmün dışında. Öyleyse ne deriz? Bu cümleyi nasıl tercüme ederiz? Sadıktan başka, sadığın dışında, sadık hariç, diğer bütün çocuklar uyudu şeklinde tercüme ederiz, etmeliyiz. Neymiş efendim bu cümlenin anlamı? Sadıktan başka, sadık dışında, diğer bütün çocuklar uyudu. Peki, bu cümlede sadık müstesnadır. El-etfalu müstesna minh'tir. Uyuma hükmünün dışında tutulan, müstesna kılınan isim sadık, bu hükmün üzerlerinde gerçekleştiği, yani kendisinden istisnada bulunulan isim anlamındaki müstesna minh ise el-etfaldir. Kâmer ricalu illa vahiden desem, kâme ayağa kalktı demek. Er-ricalu adamlar. Kâmer ricalu adamlar ayağa kalktı. İlla vahiden biri dışında. Biri dışında adamlar kalktı. Vahiden müstesna, er-rical müstesna minh. Peki celesel etfalu illa vahiden desem. Celesel etfalu illa vahiden desem. Bu cümleyi nasıl tercüme edersiniz? Artık tercüme edebilmelisiniz diye düşünüyorum. Celesel etfalu illa vahiden. İçinde bulunduğunuz ortamda sesli olarak, eğer müsaitse bulunduğunuz ortam, söyleyin, çekinmeyin. Yani bu cümlenin anlamı şudur deyin. Ne dediniz? Biri dışında çocuklar oturdu. Evet, böyle dediyseniz şu dakikaya kadar anlattığımız istisna konusunu anlamışsınız demektir. Biri dışında çocuklar oturdu. Peki ikinci bir soru yöneltmek istiyorum. Siz değerli öğrencilerime. Bu cümlede celesel etfalu illa vahiden cümlesinde müstesna olan kelime ile müstesna olan isimle müstesna minh olan ismi birbirinden ayırt edelim. Yani şu müstesnadır, şu müstesna minh'tir diyelim desem, hangisine müstesna dersiniz? Defterlerinizde biraz önce not ettiğiniz cümleye bakacak olursanız, istisna edatından sonra gelen isim müstesna,
İstisna edatından önce gelen isim ise müstesna minh'tir şeklindeki tanıma göz atacak olursanız bu tanım size müstesna ve müstesna minh'i gösterir. O halde vahiden müstesna, el-etfalu müstesna minh'tir demelisiniz. Peki efendim, bu örnekler konunun biraz daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır diye düşünüyorum. İstisna konusu önemli ve bir miktar detaylı bir husus, bir konu. Dolayısıyla acele etmeden size her bir bölümünü sindirmenizi sağlayarak yavaş yavaş vermek istiyorum. Şimdi şöyle bir not düşelim. Bu notu düşmenin vakti şimdi. Müstesna mansub olur. Müstesna mansub olur. Böyle bir not düşelim. Evet. Müstesna mansub olur. Ancak bunun bir şartı var sevgili dinleyicilerim. Müstesnanın mansub olmasının bir şartı var. O şartı izah edeyim şimdi. Müstesnanın mansub olmasının şartı cümlenin olumlu olması. Yani söz konusu istisna edatının bulunduğu, müstesnanın ve müstesna minhin bulunduğu cümlenin, eyleminin, fiilinin müsbet olması gerekir. Ne demek müsbet olmak? Olumlu olması gerekir. Ve cümlede müstesna minhin de mezkür olması gerekir. Ne demek mezkür olması gerekir? Yani zikredilmiş olması lazımdır. O halde müstesna mansup olur şeklindeki notumuzu silmeyelim. O şekliyle kalsın. Fakat onun altına müstesnanın mansup okunmasının şöyle bir şartı vardır şeklinde bir not düşelim. Müstesnanın mansup oluşunun şöyle bir şartı vardır. O şart da şudur. Cümlenin fiilinin müsbet olması. Ben müsbet olmayı anlayamıyorum diyenler parantez içerisinde olumlu ifadesini girebilirler. Cümlenin fiilinin olumlu olması ve müstesna minhin cümlede zikredilmesi. Müstesna minhin cümlede zikredilmiş olması. Bu tanımı tekrar ediyorum. Müstesna mansup olur. Müstesnanın mansup olmasının şöyle bir şartı vardır. Müstesnanın mansup oluşunun şöyle bir şartı vardır. Cümlenin fiili olumlu olmalı ve müstesna minh de cümlede zikredilmiş olmalıdır. Dikkat ediyorsanız şayet buradan şöyle bir sonuca ulaşırız biz. Ha demek ki müstesnanın kullanımında yani mansup okunuşunda cümlenin fiilinin olumlu olması ve müstesna minhin zikredilmesi şartı varsa bu şuna işaret ediyor demektir. Cümlenin fiilinin olumsuz olacağı ya da müstesna minhin cümlede zikredilmeyeceği cümleler de söz konusu olabilecektir. Bu son söylediğim iyi anlaşılmamış olabilir. Şunu söylemek istiyorum. Müstesnanın mansup okunabilmesi için şu şart vardır dedik ya. Cümlenin fiili olumlu olmalıdır ve müstesna minh cümlede zikredilmiş olmalıdır. Müstesna minh bulunmalıdır dedik. Buradan şöyle bir sonuca ulaşırız. Yani cümlenin fiilinin olumlu olmadığı yani olumsuz olduğu ve müstesna minhin cümlede zikredilmediği durumlar da olabilir demektir. Peki bu durumlarda müstesna dediğimiz, müstesna diye adlandırdığımız isim nasıl hareke alacaktır? Nasıl irab edilecektir? Bu sorunun cevabı da gelecek programda inşallah. Gelecek programda istisna konusuna devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle ve duasıyla. Fi emanillah.